Efendim hayırlı akşamlar. İstek üzerine bugün keşkek pişiriyoruz. Semiha Kani keşkek pişiriyor yani desem de inanmayın musti pişiriyor şu an keşkeyi. Etimiz var. İnce ince minnacık minnacık kestirdim. Evet. Evet itinayla severek yapıyoruz bir kere ya. Vallahi etki keşiğinden yiyin. Etkiden yeme dert kılmaz arkadaşlar. Aynen öyle. İç hastalıklarından uzak duralım. Evet. Ondan sonra. İçimize de iyi gelsin, yüzümüze de. Aynen. Pancari çorbası da yapacağım. Mısır ekmeği de pişireceğim. Hep beraber. Bakalım neler neler yapacağız, göreceğiz. Hepsi ne zaman? Şimdi başladık. Şimdi ben ne yapacağım? Eti bir böyle o kanlı suyunu attıracağım böyle. Azıcık kaynasın. Semuş usta. Keşkeğimiz güzel kıvamlı oldu. O suyunu süzdüreceğim onu. Menüyü okuyordu dışarı. Eti de lavabonun içine döktüm bakın böyle. Onları şimdi dışarı koyacağım. Ben geliyorum. Merhaba. Çok teşekkürler. Buyurun bir kahvamızı içmez misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Başka bir şey düşünüyorum. Şimdi o kadar üstü yokunca burası lokanta mı olmuş? Evet evet ben açtım. Teyze okudun mu? Aklıma da başka bir şey geldi. Ondan sonrasını duyamadım. Ne geldi acaba? Valla böyle de iyi oluyormuş ha. Hem edersiz hem kolkası. Sofra yapmak isterseniz keşkek yapın. Olacakları olacak mı diye. Ne olacak? Dedim biz elimizden geleni yapalım. Olacak da şey. Gerisi Rabbim'de. Evet. Elimizi yapalım. Iş. Vurdura vurdura yavrum ez öyle. Kıvam almaya başladı çünkü kaç saattir kaynıyor. Sık sık karıştırıyoruz ki böyle dibine yanmasın diye. Keşkek de zor bir iş yani gerçekten. Onun kıvamını tutturmak, lezzetini tutturmak zaten ben de. Lezzetime sonsuz güveniyorum. Sonsuz. Şimdi telefon çalıyor. Çok sayıda tepki aldım bu yönde. Tabii ki haklısınız. İşte sana bir şey söyleyeceğim ama hani alınma diye başlıyorlar. Ben de hemen şöyle diyorum, mutfağa kimseyi sokma. Hah diyor, aynen diyor. Evet, haklısınız.
Ben de her şey benim kontrolüm altında olsun istiyorum. Şimdi insanlara da hani diyemiyorum, biliyorsunuz. Beni tanıyanlar zaten biliyor. Nasıl diyeyim şimdi, hani mutfağa girme. Tabii ki girin, bakın, edin. Ama şey, yani yemeğe müdahale etmiyorlar yani. Orada anlaşalım. Ben yıkıyorum, ben pişiriyorum işte. Böyle. Yardım amaçlı giriyorlar. Ama tabii ki haklısınız siz. Daha da dikkat ederim. Buradan söylemem de dikkat ettim sayılır zaten, değil mi? Ya kimse alınmasın, darılmasın gerçekten. Ben de çok tedirgin oluyorum hani. Kıl mı gider? Ben çünkü yeminle orada rulon var. Şurada mutfağa girmeden musluğuyla biz hep musluğun saçlarını bile yapıyorum böyle ruloyla. Çünkü hani ben de çok tedirginim bu konuda. Titizim de yani bu konuda. Evet. O yüzden çok tedirgin oluyorum aslında yani açıkçası. Ben de valla karıştırıyordum, dedim anneanne. Şey oldum, kullandım kendimce. Aynen. Ne olur ne olmaz. Hani dedim, kafamda da bir şey yok. Bırakıyorum dedi. Aynen. Sürülü yaptım saçlarını. Yani. Ama tarıyoruz, sabah tarayıp çıkıyoruz zaten. Olur ya, ırkçılık olur yani. Yani. Ama şimdi benim saçım sarı, siyah saç çıktığı zaman ben bunu insanlara açıklayamam tabii ki. Ama sarı saç çıkarsa hani benim saçım. Benimki de sarı. Yani işte. Hani bunların önüne geçmem lazım, evet. Çünkü tencerelerin ağzı açık kalıyor. Çünkü ağzı açık pişmesi gereken yemekler oluyor. Veya kapalı. Fark etmiyor. Yani siz de çok rahatsız olmuşsunuz zaten bu konuda. Hani gelirler, şurada oturabilirler. Yani ama ben yapayım, benim kontrolüm. Ben de böyle istiyorum zaten. Evet. Dediğim gibi kimse alınmasın, kırılmasın, darılmasın. Hı. Bulaşıkta falan olabilir. O da zaten makinem gelecek bugün. İnşallah. Çok şükür. İnşallah. Buzdolabım da gelecek. Peynir falan aldık. Şimdi soğuk oluyor. Biz otururken burası soğuk oluyor fakat sabah girdiğimizde sıcacık oluyor. Evet. Demek ki an soğuk olmuyor. Şimdi şey, hani bura boş olduğu için ilk zamanlar soğuk oluyordu da şimdi hani duvarları falan ısıtmaya başladık biz. Duvarlar da ısındığı zaman ne oluyor? Sıcağa dönüyor artık. Aynen. Diyor ki ya bak, bunlar gelecek yarın, kendi ısımızı tutalım, bunlar da ısı tutuyor yani, üşümesinler. Yani böyle tülbentimi çırpıyorum, inan kapıya gidiyorum, arıyorum orasını burasını, kılımı var mı falan, böyle çok titiz davranıyorum yani. Hani insanlar için bu tedbiri almak istiyorum, yani mahcup duruma düşmeyeyim asla. Yani ben eminim, yani şu an birisi dese ki kıl çıktı yemeğinden dese, hani derim ki hayır, mümkün olamaz böyle bir şey. Yani. Çünkü saç yok hiçbir yerimde. Ama başkası gelse yemeğe şöyle bir baksa, hani veyahut da yemeğe müdahale olsa, yani diyecek bir cevap yok. Ben her zaman diyorum hani sen kendin yap, kim ne sorarsa verecek bir cevabın olsun. Hani, aynen bil. Öyle, aynen öyle. Yani çünkü birisi kıl çıktı dediği zaman hani şöyle yaparım artık. İçimden bir sürü ya şey girdi de oradan geçti de ay o geçti de. Ha, cevabım yok, susup kalacağım yani. Yeah. Açıklayamam ki. Hani benim için, beni seviyorsanız falan böyle. Hani işte böyle. Mesafe güzeldir her zaman. İçeride zaten yerimiz var. Ben zaten orada oluyorum. Ben şimdi sabahtan yemeklerimi pişiriyorum zaten. Eğer sıcak yapılması bir şey gerekiyorsa, mesela mısır ekmeği. Sıcak yapmam lazım onu. Onu yapıp oraya bırakırsam olur mu? Olabilir ama ben sıcak servis yapmak istiyorum. Evet. Böyle yani 5-10 dakika bekleyeceksiniz orada. Bir şey yok. Biz yemek yemeye gittiğimiz zaman yarım saat 45 dakika yazıldı. Nasıl? Yemek yemeye gittiğimiz zamanlar. Tabii tabii, dışarıda bekliyoruz. Yani ben bir saat bile beklediğim zamanları biliyorum yani. Yani patlıcan kebabı yiyeceksek eğer. Bu da mısır ekmeği. Şimdi yoğuracağım ben onu zaten. Hamurunu hazır edeceğim. Böyle. Heh, et kaynadı. Musluk kağıtına bas yavrum. Oo. Bu suyunu atacağım eti. Hem ağır.
ağır et kokusu olmasın, hem de rengini döndürmesin. Evet, etin bulanık suyunu atıyorum. Musti ayvazı kapat, ben kolumu yaptım. Hayır. Bu suyunu da lorda götüreceğiz. Akşam diyor, abi diyor, ne getirdin bana diyor. Bugün diyor yemekten ne çıktı diyor. Evet. İşte hemen sıcak suyu şey yap oğlum. Bunu da kapağını kapat lorda. Ocağı da yak ya. Lokum gibi pişecek o. Erim erim eriyecek. Erim erim! Bakın. Hep karıştırıyorum ben. Buyurun şampanyon. Eze eze bir 5 dakikadan beri, 10 dakikadan beri karıştırıyor Semuş. Ama ortalığı değil tabi, tencereyi. Keşkeyi. Keşke dememek için. Yani her karıştırmada 5 dakika, 10 dakika full. Dibine tutmaması gerekiyor çünkü. Bunun da suyunu kaynayınca döktüm. O yüzden bembeyaz. Süt koymaya falan gerek yok. Süt gibi olmuş. Yani. Aynen bak, bembeyaz değil mi? Hı-hı. Çok güzel. İnsanların görünce iştahı açılsın, iştahı kaçmasın. Etimiz de öyle. Berrak. Tereyağı koyuyorum. O suyunu çekecek böyle dibinde pişir pişir edince. Tereyağını çok demeyin. Keşkek de çok. Evet. Bortum bir haftalık yemeği. Ne gelen var ne gider. Dükkanda sinek de kalmadı avlaya avlaya. Kalmış mı? Kalkıyor işte, sinek girsin. Ha. Bir tane unutmuşuz orada. Keşkek çok güzel bir yemek gerçekten. Kapağı ver yavrum. Pancarenin barbunyasını koyduk. Bu 70 liraymış ya. Ha bu kadarcık bir havuça. Vallahi. Sade de yok, havuçlu. Seçtim havuçlarını. Evet, misafirim geldi. Ankara'dan işleri varmış İstanbul'da. Beni de ziyaret etmek istemişler. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Yemeklerim hazır olmadığı için şimdi hemen onlara mısır ekmeği yapacağım, soğanlı. Bir de çorba ikram edeceğim. İnşallah beğenirler. Ispanaklı yapacağım. Canım, ıspanak da koyacağım mısır ekmeğine. Tamam. İlk müşterimiz bugün. Şimdiki gelen misafirlerimiz. Siftah etmedik daha. Sinek de girip girip çıktı. Evet, sinek de kalmadı daha. Tuz ver yavrum. Evet, mısır unu girdi tavaya, ekmek oluyor. Böyle oynuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz böyle şey duruyorsunuz. Gerçekten çok tatlı sohbetin varmış. Çok teşekkür ederim. Ne demek?
İşte Ankara'dan misafirlerim benim için özellikle gelmişler, uçakla gelmişler, uçakla şurada inmişler, mısır ekmeği yemeye gelmişler. Şaka şaka söyledim ben, işleri varmış da gelmişler diye. İşleri halletmişler, beni de unutmamışlar. Ya ben dönerim öyle, valla çok mutlu oldum, dönüyoruz çok sevindim. Ankara'ya dönerken. Ay çok güzel yapmışsınız, valla çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tekrardan. Hayırlı olsun sana da dükkan inşallah. Allah bol kazanç versin. Çok teşekkür ederim. Ama en kısa zamanda bu mutfağı gerçekten yaptırmamız lazım. Evet. Her şeyi masanın üstünde dağınık çalışıyoruz bir de. Onu oraya işte. Böyle bir görüntü çıkıyor oraya ama her şey temizdir. Temiz aynen. Evet aynen. Hadi ekmeğimiz yanmasın. Tereyağı koydum. Dönmüyor. Tavalar yeni ya, yabancıyım tavalara. Gerçekten öyle. Doğru. Eşya da öyle yani. Doğru. Alışınca evet. Evi. Evet. Mutfak bile yabancı gelmiştir. Evet evet. Evdeki. Ama severek geliyorum. Ben 6'da uyanıyorum yani. 5.30'da uyanıyorum. Doğru. Yani mucize bir şey. Gerçekten. Gitme ya Müste. Nereye gidecek? Böyle döndürmem lazım onu da. Biraz daha düz ve geniş bir tava istiyor sanırım. Evet. Neyse olsun. Gider gider. Şöyle yapalım. Tavamız küçük oldu. Çekiyor musun sen? Evet. Allah iyiliğini versin seni. Konuşmanı bölmeyeyim diye. Bölmeye bak. Aynı yerde duruyor benim gibi. Evet mısır ekmeğimiz pişti. Şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah beğenirler. Bu pişmese de olur çünkü fırınlanmış mısırını. Evet. Yani pişmiş mısırını. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Limon da bekle anneciğim. Güzel. İlk defa mı yiyorsunuz, daha önce yediniz mi? Ya arkadaşlar falan yapmıştı onu. Ama böyle sebzelisini ilk defa yiyorum. Evet. Ben ilk defa yiyorum. Siz beğendiniz mi? Top geldi yani. Şu anda ne güzeldi diyebilirim. Ne kötü diyebilirim. Alışkın olmadığım bir tadımda evet. Evet, aynen. Biz Karadenizliler çok ama severiz. Ama yerim yani, yemeyecek değil. Tabii ki, afiyet şifa olsun. Yalıştıysan sen biraz olayı tabii isteyeyim. Tabii tabii. Aynen. Kendi kültürü evet. Daha başka oluyor. Aynen öyle. Size afiyet olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkada gelip keşkeğimi karıştırıyorum. Ah keşkem demeyeyim diye. Misafirleri de vallahi bulmuşlar. Helal olsun. Hiç ulaşmadan direkt geldiler. Sarma istedi. Emme içime dert olacak valla. İşte o yüzden diyorum haber verip gelin diye. Ay, bir gün önceden. Olsun. Artık sık sık geleceklermiş. Bak eşim ne diyor Seriha Hanım? Efendim? Bir de dolmasını yemeye geliriz inşallah. Ay ablamın. Beklerim valla. Eniştem çorbayı beğendi bu arada. Dedi ki başka lokantalardan çok farklı, çok lezzetli dedi. O görünmek istemedi. Korkunç işleri varmış. O yüzden çıkmayayım medyaya. Böyle ezdire ezdire. Gerçekten kaç kuruş 4 saattir kaynıyor değil mi bu? Aynen. Vallahi. Et de ağır ağır kaynıyor. Et de inci gibi vallahi bakın hele. Suyu da bembeyaz. Hani o ağır kokusu olmayacak. Baba geleceğiz diyenler de gelir inşallah. Hiç tık yok ama gerçi ben şeydeyim. Çinkimdeyim vallahi. Olsun nasip işte bak der miydim ben şimdi Ankara'da misafirim gelecek. Yani çorba yaparken nasip. Siz gelin yeter ki nasibinize neden olur.
Ve böyle etin suyunu çekti, çok güzel oldu. Nefis. Evet, çayı sevmiyormuş aslında arkadaşımız. Ama sohbet hoş olunca çay böyle... çok güzeldi gerçekten. Ay canım benim. Taze yaptım ama siz geldiğiniz için. Evet. Evet. Didemciğim selam olsun sana buradan. Annen geldi, seni ayıp oldu. Evet. Sen niye gelmedin? Sen de gel, bekliyorum. Selam olsun, öpüyorum seni burada. Güçlerinizi de bekliyorum her zaman. Beklerim inşallah, gelirsin nasip olur. Her şey nasip, kısmet tabii ki. Amin, amin. Evet. Evet, Ankara'dan misafirlerim gittiler. Güle güle gitsinler. Çok memnun, mutlu oldum. Üsküdar'dan gelecek olan misafirlerim de geldi. Onlarla da yeme kısmında görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun.